Neden? Tamam. Evet. Ha, Bu Enerji Stajyer Akademisi'nin dördüncü sezonunun dördüncü dersi. Ee, daha üç yılı geride bıraktık. Bu sene yine dördüncüsünü yapıyoruz. Bu seneki temamız e, kariyerler, mesleki kariyerler. On haftada on kariyeri burada ele alacağız ama tabii ki ele aldığımız kariyerler sadece bir kariyer olarak değerlendirmek doğru olmaz. E, i̇kinci haftanın itibaren hem Nazan oldu sonra e, Mehmet Gültekin, şimdi de Güçkan. E, Nazan Güçkan. Nazan Okulda olduğum için kamera açamıyorum demiş Rabia. Ne demek? Ee, <laughs> Üsttek olanları kastettim ben bu arada. İkinci öğretim olanlar var, bana özelden yazanlar var, derste olduğum için sonradan izleyebiliyorum diyenler var. E, mazeret olan herkesi e, yani kimseye diyecek bir sözümüz yok müsait olup kamera açabilenleri görmek güzel e, iletişim işteş bir fiil yani sadece bizden size bir görüntü iletisinden ziyade sizden de bize bir görüntü iletisi gelse çok daha böyle mutlu oluruz çünkü görsel hafızam daha iyi duyduğumu isimleri tutamıyorum ama gördüğümü unutmuyorum böyle bir durum var e bir de güzel bir şey yani görebilmek güzel bir şey Nazan Hanım dördüncü hafta konuğumuz e, eğitmenimiz aynı zamanda açıp sonra kapatsak olur mu? Tabii ki olur Gamze. Ne zaman <laughs> istersen istersen. Eee nerede? İlayda'yı da gördüm şimdi. Ee, bu Narizen arkadaşlar şey değil bir meta zoru değil, zorunluluk değil ama hakikaten görmek güzel. Yani e, hep e, yüz yüze iletişim yapmış bir jenerasyonuz biz. Pandemiyle birlikte içine düştüğümüz bu online iletişimde de Tabii ki teknolojiyi sonuna kadar kullanalım ama bu yine de birbirimizi görmeye engel olmasın istiyorum. Öyle hafızalarımızı da kazanalım birbirimizin. Dördüncü sezonun dördüncü dersindeyiz. Nazan Güçkan e, avukatlıktan meslek hayatına başlamış. Ondan sonra hakimlik e, kariyerine yelken açmış. Ondan sonra bir süre sonra da işin kanun yolu aşamasına geçip istinaf mahkemesinde İstanbul 11. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nde e, aile hukukundan kaynaklı davalara bakan daire de öyle söyleyeyim ee, üyelik yapmış yıllardır ve hala hazırda geçtiğimiz günlerde emekliliğini verip tekrardan başladığı yere avukatlığa dönmüş çok önemli bir kariyer hukuk mezunu olan bir insanın aklında iki soru vardır hakim savcı mı olayım avukat mı olayım ben de 2008 yılında benzer e, soru işaretleriyle mezun oldum 2009'da hemen sınava girdim o zamanlar bir buçuk puanla olmamıştı ee, üzüldüm sonra dedim ki vardır bunda bir hayır olan da bir olmayan da bir misali şimdi isteseler de ben yapamam fıtratım da buna çok uygun değil İyi ki de olmamışım İyi ki de buralara YouTube'a stajyer akademisine ve bugün bu derse evrilen bir kariyerim olmuş benim de yani kariyer tırnak içinde nacizane başarı anlamında değil ama ilk ki böyle bir yolculuğum olmuş sizi böyle değerli insanlarla karşılaşabiliyorum diye daha fazla rol çalmayacağım. Ben Nazan'ın sözü bırakacağım. Ee, çok önemli şeyleri var ama onun hayatını ve kariyer yolculuğunda bir de onun ağzından dinleyelim istiyorum. Nazan hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Selçuk hocam. Ee, sizin sayenizde gençlerle beraberim. Tabii ki siz de ayrı bir genç sizin gençliğinizle Öğrenci gençlerle beraberim, stajyer gençlerle. Sayenizde ben de dinçleşiyorum, enerjim artıyor. Ee, i̇şte bu şeyin ortasında birdenbire herhalde bir savcılık yapmamış oldum. Bir de noterlik yapmadım. Noterlik belgesi hiç almadım. Ona da hiç heveslenmedim açıkçası. Ama e, mesleğin, kürsünün iki tarafında yaşadım. E, yani... Geçen benim lise arkadaşımın işte oğlu bana şey diyor. E, o da bu tele, radyo televizyon mezunu. Benim oğlanın bir değişik versiyonu. E, Nazan teyze senin hayatını biz film olarak çeksek, dizi yapsak ister misin dedi. Dedim ki daha neler. Ama e, gerçekten çok farklı şeyler yaşadık. Kürsünün iki tarafının tadı da farklı. E, ve işte geçen gün size ziyarete geldiğimde senin kendi cübbeni benim sırtıma giydirdiğin gün 28 yıl önce çıkardığım avukatlık cübbesini yeniden giymiş oldum. Wow. Nasıl yıllar. Başladık zaten yeniden geri gelmeye. Ee, çok değişik bir heyecan, çok değişik bir duygu ee, ki şöyle başlayayım. Ben e, Hukuk Fakültesine hakim olma isteği ve idealiyle girdim. Yani Ay. Ortaokuldan var. itibaren benim iki idealim vardı. Ya hekim ya hakim olacağım diyordum. Ve e, tabii bizim yaşımız itibariyle bizim zamanımızda e, tıp fakültesi ile hukuk fakültesini aynı tercih listesinde yazabiliyorduk. Artı e, şey de yapabiliyorduk. Nasıl diyeyim? Şimdi mesela ben fen bölümü mezunuyum. Lisede bizde edebiyat ve fen olarak iki bölüm vardı edebiyat bölümü mezunu tıp öğren arkadaşımız tıp fakültesini tercih edebile, edebildiği gibi e ben de sözel bölümleri de tercih edebiliyordum. Dolayısıyla e, Allah rahmet eylesin babamın da benim sıralamama el atması yüzünden ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girebilecek bir puanla İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdim. Tesadüfe bakın. Yani benim aslında... De babam bir... Tesadüf sayılır mı onu da tam bilemiyorum. Çünkü e, şöyle dedi. Benim zaten o zaman işte hukuk fakültesi olarak normal e, merkezi sistemle yerleşim yapan iki tane hukuk fakültesi vardı. Biri Ankara hukuk, biri İstanbul hukuk. E, İzmir'de ön kayıtla başladı, başlamıştı o zamanlarda. E, ve şey işte Hacettepe, Çapa puan sıralamasına göre e, ee, Cerrahpaşa, Ankara Tıp, İstanbul Hukuk, Ankara Hukuk. Liste böyleydi. Babam baktı baktı dedi ki Çapa'ya da Cerrah pa şey Çapa'ya da e, Hacettepe olmuyorsa 3 e, üçüncü sıraya İstanbul Hukuk yaz dedi. Dedim ki baba üçüncü sıraya İstanbul Hukuk yazarsam ben oraya girerim. O zaman benim tıp fakültesine girme şansım kalmaz. Hani Hacettepe ya da Çapa tutmazsa. Hocalar bize, öğretmenlerimiz bize böyle söyledi. Puan sıralamasına göre böyle olması lazımmış. Sen benim kızım, sen benim dediğimi yaparsın dedi. E ben de yaptım. Sonra bana bir ikinci e, seçme konusunda bir ikinci e, handikap daha yaşattı. Tabii tıp fakültesinin puanını kazanabildiğimi görünce ben dedim ki gitmeyeceğim ben okula. Ben seneye bir daha sınava gireceğim. Öğretmenlerim, işte ailem, herkes... İşte git kaydını yaptır sonra bir daha girersin şudur budur dediler. Neyse beni kaydolmaya ikna ettiler. Okula gittik kaydolmaya. Bu arada öğretmenlerimiz de bize şunu söylüyor. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girersen işte yazılırken tek mi çift mi diye sorduklarında tek de teklerin hocaları daha şey daha uygun. Çiftlerin hocaları çok kaprisli, sıkıntı yaşatırlar. O yüzden çift olarak mezun olmak daha zor oluyor dediler. E ben de gittik babamla. E, 17 yaşındayım o zaman. Baştan önce babamı almadılar okula. Sonra baktılar ki yaşım tutmuyor. Babamı da çağırdılar kayıt yap, ettirsin beni diye. Neyse. Orada sırada bekliyoruz. Bir tane tabii 79-12 Eylül öncesi. Dolayısıyla asker var okulların içerisinde bir tane işte Üsteğmen miydi neydi bir, birisi babamla sohbet etmeye başladılar. Hocalar öğretmenlerimizin bize söylediklerini sevgili asker kardeşim de babama söyledi. Babam dedi ki olur mu öyle şey canım benim kızım çift olsun dedi madem zor zoru yapsın kolayla ne uğraşacak dedi. Gitti ama sıradan her gelene bir, bir gelene tek bir gelene çift basıyorlar kimseye tek mi çift mi diye sormuyorlar gitti üşenmedi saydı kuyruğu bana çift sırası geliyormuş şey pardon tek sırası geliyormuş benim önümdeki çocuk da tek olmak istiyormuş sen tek mi olmak istiyorsun dedi çocuk evet dedi geç dedi sen öbür tarafa hadi sırayı değiştirdi ve böylelikle ben çift oldum başka bir arkadaş da tek oldu e, tabi bu bunların arasında ben ne yaptım Okula başladım her şey çok güzel ama e, hiç evlenmeyeceğim derken ben lisede falan gittim rahmetli eşimle. E, o diş hekimiydi. Doktor kurumunda tanıştık ve biz ben öğrenciyken evlendik. Öyle olunca okul uzadı. E, bir de çocuk sahibi oldum. Kızım da benle okula gelmeye başladı çünkü başka türlü gitmiyor. Devam etmeyince evde hem gelinsin, hem eşsin, hem annesin, hem öğrencisin, hem evin kadınısın. E, biraz zorladı tabii ve 8 senede ama bitirdim. Yani inadım olmasa belki bitiremezdim. Çünkü e, okula gitmeme engeller çıktı, bir sürü şeyler yaşandı ve sonuçta ben İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdim. Ama eşim serbest diş hekimi. Dolay bir de çocuk var. E bir de mezuniyetle birlikte ikinci geldi. Oğlum da mezuniyet hediyesi oldu. E ben mecburen avukatlığa başladım. Ama hep aklımda hakimlik var. Ha iş yapıyorum. E, davalarda iyi temsilde bulunuyorum. Para da kazanıyorum. Davalarımı kazanıyorum daha. Anca şöyle mesela o zamanlar ki tabii şu anda belki o kadar olmayabilir avukatlar açısından bu rahatlığı yaşamak ama biz daha rahattık çünkü gerçekten e, titri olan e, gerçekten nitelikli hakimlerimiz vardı. ha Hala var ama gençlerimiz biraz zayıf kaldı. Ona da bir şey diyemiyorum. Sistem belki de. E, ne oldu? Biz başladık mecburen avukatla ama hakimlik yapmak istiyorum. E, i̇şte insanlara şunu diyebiliyorum yani ben hakim olsam bu davayı reddederim. Onun için isterseniz siz gelip bu davayı açmayın. Ama illa açacağım diyorsanız başkasına gidin diyordum. E sen aç illa sen ilgilen dediklerinde de e, onlardan yazılı kağıt alıyordum. Yani bu bana anlatıldı buna rağmen ben davayı Nazan Güçkan'ın açmasını istiyorum diye yazılı beyanlarını alıyordum öyle açıyordum. Çünkü sonuçta kaybedince davayı bu sefer e, yapamadı diyecekler. En azından benim de kendimi garantiye alacak bir dayanağım olsun istiyordum ve işte o tarihleri itibariyle 5 yıl fiili avukatlıktan sonra hakimlik için başvuru sistemi vardı ve o zaman yazılı sınav olmaksızın mülakatla mesleğe kabul edilebiliyordu ama tabi başvuru yaparken de davacı vekili sıfatıyla taraf vekili olduğumuz dosyalardan değişik davalardan 5 dosya hazırlıyorduk. Dava dilekçemiz, karşı tarafın cevabı, bizim cevabımız, onların varsa ikinci cevapları ve karar en azından. Hani ne istedik? Bize karşı savunma ne geldi? Sonuçta elde edilen, alınan karar neydi? Bunları istiyorlardı. Artı davalı vekili sıfatıyla katıldığımız dosya davalardan da yine aynı şekilde 5 ayrı değişik davadan örnekler istiyorlardı. Önce onlarla birlikte onları da gönderiyorduk başvuruda. Az sonra mülakata çağırdılar. Şansımıza 21 tabii biz 23 Mart 1995'te mülakata çağrıldık ama 21 Mart 1995'te avukatlıktan hakimliğe geçişe ilişkin sistemi ve yasayı değiştirdiler. O gün sabah saat 9'da başlayacak olan mülakat 2.30'da falan başladı. Ee, bizim mülakatımızı da kurulum kendisi yapıyordu. Yedek üyeleriyle beraber toplandı. Şimdiki gibi bir heyet, başka bir heyet, başka insanlardan oluşmuyordu. Doğrudan hakimler, savcılar yüksek kurulu yapıyordu. İki buçuğa kadar şeyi düşünmüşler. Yani biz şimdi yeni yasa gereğince bu insanları geri gönderelim. Yeni yasaya göre başvursunlar diyenler olmuş. Bir grubu da hayır bu insanlar eski yasaya göre başvurdular. Dolayısıyla kazanılmış hakları var. Bunların mülakatlarını yapalım. Kabul edip etmeyeceğimize karar verelim tartışması yapmışlar. Ve yediye iki oy çoğunluğuyla bizi mülakata aldılar. Sonrasında tabii o zaman bir de şu vardı. Açıktan atama yoluyla atanıyorduk. Kura yoktu. Yani kura stajdan gelen arkadaşlara kura vardı ama avukatlıktan geçenlere kura sistemi yoktu. Mülakattan doğrudan girdiğimiz için. Yaz kararnamesiyle de Gaziantep'in Araban ilçesine tayin oldum. Eşim ve çocuklarım İstanbul'da. Ben Gaziantep Araban'da. Ee, yani yaklaşık 9 sene işte Gaziantep Araban. Ondan sonra e, Karasu'dan ayrılma 89'da ilçe yapmışlar. Bir Kocaali diye bir ilçe var. Herkes hala Karasu ile karıştırıyor ya da Kocaeli ile karıştırıyor mesela şeydi. Kocaaliye tayin oldum. O da niye? Eşim hem serbest diş hekimi hem de İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın yönetiminde e, dolayısıyla onun at tayin olma şansı olmadığı için beni eş durumu nedeniyle böyle tayin ettiler. Eee işte sonrasında oradan sonra deprem oldu. 97'de ben Kocaali'ye gittim. 99 depremini yaşadık. Ee, işte her taraf darmadan. Sonra Sakarya Merkez'de hakim eksiği oldu. Beni geçici yetkiyle oraya aldılar. Neredeyse bakmadığım mahkeme kalmadı gibi oldu. Ee, ve Sakarya Merkez'den sonra tekrar Akçakoca'ya gittim. Oradan da Ha, şansım şöyle yardım etti. Ee, normalde 14 senede İstanbul'a gelecektim ama kurul bir ilke kararı aldı. Dedi ki terfileri nitelikli olanlar bölge atlatılacak. Dolayısıyla ben de ikinci bölgeyi atlayarak İstanbul'a gelmiş oldum. Böyle olunca da 9 senede geldim. Şimdi hakimlerin o tarihteki şeylerle şimdiki de yaklaşık aynı e, terfi sistemi e, iki yılda bir terfi eden hakimler işte çıkardıkları iş yüzdesi yani gelen iş gelen doz dava sayısı baktığı mahkemede verdiği karar sayısı en az yüzde seksen beş ve üzeri olması lazım. Artı e, iki yılda yargıtaydan tabii o zaman istinaflar yoktu bölge adliyeler yoktu. Doğrudan dosyalarımız temize tabiydi yargıtaya gidiyordu. En az e, iki yılda en az 40 dosyanın yargıtaydan geçmiş olması ve not ortalamasında yine iyi olarak yüzde 85'in üzerinde olması gerekiyordu. Yüzde 85'in altında olursa bu sefer tabi adiyen dediğimiz düz terfi yapılıyordu. Onun da yüzde 85, 75'in de altına inerseniz o zaman zaten terfi edemiyorsunuz. Böyle bir şey var. Yargıtay'dan not alıyorduk. E şimdi de yeniden geri geldi o not sistemi. Eskiden bir dönem kaldırdılar çünkü hani hakimlere not verilmesi yanlış diye düşündüler belki. O not sistemini kaldırdılar ama sonrasında baktılar ki not sistemi olmayınca e, bizler hemen tembelliğe kaçabiliyoruz. Mesela gerekçesiz kararlar yazmaya başlı, yazılmaya başlandı. Efendim ben doğru yanlış bir karar vereyim de yargıtay yol göstersin diyenlerimiz çoğaldı. Dolayısıyla Not sistemi yeniden geldi. Tabii bu e, özellikle son e, 20 yılda yargı sistemi üzerinde çok değişiklikler yapıldı, oynamalar oldu. E, özellikle son 10 yıl içerisinde bir sürü şeyler yaşandı. E, tabii aslında bu biraz da şöyle bir şey yaşandı. Bu e, son zamanlarda hakimlerin daha e, bilgi olarak zayıf olmasının en büyük sebebi de bu 15 Temmuz 2016'da yaşanan e, sıkıntıdan sonra e, hakim kadrosundan nitelikli yetişmiş pek çok hakim görevden ayrılmak durumunda kaldı veya ayr, ayrılmak yani ayrılmak ya da ayrılmak diyeceğim e, yaklaşık bir 5.000 5.500 hakim gitti 12.000 hakim kadrosu vardı o zaman e 5.500. neredeyse yarı yakını gitti. O dönemde stajda olan hakim, genç hakim arkadaşlarımız da stajlarını tamamlayamadan göreve başlamak zorunda kaldılar. Dolayısıyla e, orada bir eksiklik oldu. E, bu eksikliği hani yargılama sırasında, görev sırasında işte meslek içi eğitimlerle falan tamamlanır diye düşünüldü ama e, e bazen olmayınca olmuyor bazı şeyler. Bir de sanıyorum son yıllarda bu yalnız hakimler açısından değil maalesef avukat meslektaşlarımız açısından da benzer durumu söz konusu. Ya eğitim kalitesinde bir düşme oldu ya da gençlere bazı şeyler daha mı zor geldi onu da tam çözebilmiş değilim açıkça. Çünkü ilgi olursa bilgi gelir. İlgi olmazsa... Bilgi olmaz. Bilgi kendiliğinden gelmez insana. İnsanlar bir şeyleri anlatırlar ama karşı tarafta e, siz ne anlatırsanız anlatın karşınızdaki kişi neyi anlamak istiyorsa ne kadar anlamak istiyorsa o kadarını alır. Böyle bir sıkıntı var. Daha fazlasını almaz. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olunca da tabii ki e, biraz da herhalde ilgi azaldı. Ee, şunu da anlıyorum. Ee, gençler ne çocukluklarını yani sizler ne çocukluklarınızı ne gençliklerinizi yaşayamıyorsunuz. İlkokul işte üçüncü, dördüncü sınıftan itibaren e, mesleğinize yönelik, ilerideki hayatınıza yönelik seçimleri yapmak zorunda kalmanız nedeniyle e, çok özür dilerim. Teşbih daha hata olmaz. Yanlış anlamayın beni. Biraz yarış atı gibi üzerinizde sürekli bir baskıyla işte çocuk olarak çıkıp sokakta oynayamadan veya arkadaşlarınızla bir şeyleri paylaşamadan e, eğitim hayatı içerisinde sürekli baskı ve normalin üzerinde bir çalışma yaşamak zorunda kalıyorsunuz. E, herhalde mesleğe başlayınca da bazı şeyler orada tıkanıyor. Çünkü yıllarca o baskıyla yaşayınca insanlar ister istemez Tepki de göstermeye başlıyor. Yani benim çocukluğumu yaşamadım, çocukluğum gitti. Gençliğimi yaşamadım, gençliğim gitti. Tamam, evet, 24-25 yaşındayım. İşte hakim oldum, savcı oldum ya da ne bileyim avukat oldum. Ee, evet, sorumluluk ağır bir sorumlulukla yetişmiş oluyorsunuz. O da biraz sıkıntı yaratıyor belki. Ee, aslında bunu oturup şöyle karşılıklı bir değerlendirsek hani sizin açınızdan da bazı şeylere görebilsek belki biraz daha farklı bakarız bilemiyorum. Şimdi mesela bizim güzel bir şansımız vardı. Biz, biz sokakta oyun oynayabiliyorduk. Hatta gece geç saatlere kadar saklan başlı, yakalamaydı, yok toptu, yok bilmem neydi oynuyorduk. Sizin bunları yaşama şansınız sanıyorum böyle 88-89 hadi en fazla 90'a kadar belki geldi. Ondan sonra hele İstanbul'da hiç kalmadı. Büyük şehirlerde tamamen bitti. E küçük şehirlerde, Anadolu'daki şehirlerde de e, diğer okullardaki ya da diğer e, rakibiniz diyeceğim sayılar çoğaldı. Bu arkadaşlarınızın arasında bir soru bile üniversiteye girmekte çok önemli bir etken yarattığı için ister istemez oyun oynamak yerine ders çalışmak zorunda kaldınız çocukluğu sağlıkla yaşayamamış oldunuz. Oysa çocukluğunu güzel yaşayan insanların ileride hayatta çok daha başarılı olduğunu da e, pek çok bilim adımı yaptı araştırmalarla ispatladı ama bizde maalesef bu konu biraz sıkıntılı kaldı. Sonuçta e, İstanbul'a geldim. 2004 yılında İstanbul Ümraniye Adliyesi'ne tayin oldum. O güne kadar Avukatlık yaparken cezaya bakmamışım. Hakimlik yaparken hiç ceza yetkimi olmamış. Yaklaşık 20 seneye yakın zaman geçmiş okuldan mezun olduğuma... ...bu arada stajımı yaptığım, yanında avukatlık stajı yaptığım avukat abim de... ...iş hukuku üzerine çalışıyordu. Dolayısıyla ben bir de e, yani orada da, stajda da iş hukuku üzerine çalıştım. Sonra Ümraniye Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne geldim 25-26 yaşında... Bu sefer idari yargı ile uğraşmak durumunda kaldım. Belediyelerin davaları, e, para cezaları dışında hani encümen para cezaları dışındaki davaların hepsi idari yargıdaydı. Nazan Hanım çok özür dilerim böldüm. E, bu arada tabii devlet bünyesinde kurum avukatı olmak bu da olası kariyerlerden bir tanesi. Bunu seçen arkadaşlar da var. Ee, yani soru gelirse chatten e, yazın Hı -hı. direkt arada iletiyor olur. Kafanızda takılan bir şey varsa onu öğrenmek için soruyorum Mesela kurum avukatlığı nasıl bir şey Nazan Hanım? Yani orada çalıştığınız <laughs> dönemde tecrübeniz neydi? Ee, uzun bir süre yapılabilir mi ya da ne tarz insanların kurum avukatlığına yönelmesi onları tatmin ve mutlu eder? Ah şimdi şöyle. E, diğer kurum avukatlarının yapısını çok fazla bilemem ama belediyelerdeki kurum avukatlığı zor. Niye zor? Siyasi bir ortam. Ee, belediye başkanı değiştiğinde siyaset değişiyor. Siyaset değiştiğinde insanların üzerindeki baskılar değişiyor. Yani e, yaptığınız iş, mesela Encümen'de e, belediye avukat, belediyedeki hukuk işleri müdürlüğünün işte personeli olan avukatlar, kurum avukatı olarak belediye avukatları en azından bir kişiyle encümende belediye encümende temsil edilmek zorunda. E, belediye encümeninde de işte kaçak harfiyat veya efendim kaçak yapı, imar para cezaları e, veya e, işte sağlığa aykırı e, işte işletmelerin ota eski tarih itibariyle, şu anda sağlıkla ilgili konuları e, bildiğim kadarıyla tarım bakanlığı denetliyor artık. Ama benim işte 80 6, 87, 88, o dönem 89 o dönemlerde belediyenin sağlık işleri müdürlüğü denetliyordu. Bunlardan verilen idari para cezaları, itirazlar üzerine yeniden değerlendirme yapılıyor. Artı para cezasını maalesef keserken düzenlerken e, siyasi dedim ya. İnsanlar ha bunlar bizden bunlara az ceza keselim bunlar işte karşı taraftan başka görüşteler onlara fazla ceza keselim gibi e, siyaseten yaşanacak bazı şeyler ortaya gündeme geldiği için e, mahkemeye gittiğinizde genelde davaları kaybetmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yasal dayanağı ne kadar anlatırsanız anlatın yasal dayanağı tam oturmayan işlemler yapıyorlar. İşte onun kavgasını yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama diğer kurum avukatlarında da artık bir alışılmış bir şey var. Mesela Hazine avukat, avukatlığı yapan arkadaşları biliyorum. Ya zaten devlet her zaman davayı kaybeder deyip biraz üstün körü bazı şeyler yapıyorlar. Yani çok yorulmak istemeyen, daha rahat olmak isteyen ee, ya da fazla sorumluluk almak istemeyen insanlar belki de kurumlarda kalmalı. Ama e, tabii ki meslek hayatımda ben şunu da yaşadım. Mesela Akçakoca'da hakim olarak çalıştığım dönemde bir hazine avukatı vardı Aytekin Bey. Kesinlikle ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar Maliye Bakanlığı'ndan veya işte e, şeyden Ankara'dan bakanlıklardan, siyasetten ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar doğru bildiğinden geri durmuyordu. Ve onun e, mesela işte kıyı kenar kanuna muhalefet oluşturan böyle sahilde işte doğrudan işte kıyı kenar çizgisinin içerisinde yapılan binalarla ilgili bir sürü davalar açmıştı. Ha, ben de asliye hukuk hakim olarak o davaları kabul ettim. Yargıtay'da bir kısmı bozuldu ama çoğu anda geçti. E, bozulanların bozulma sebebi de başka çıktı sonradan. O da yine çok hukuki değil. E yani hukuki değil. Tabii ki. Şimdi mesela bir apartman var 10 daireli denize sıfır yapılmış dalga apartmanın eteğine vuruyor. Bu kıyı kenar çizgisinin içinde. Yani bunun burada yapılması zaten yasaya aykırı. E, o apartmandaki işte iki tane yargıta üyesi bir de yargıta üyesi, üyelerinin avukatı olan üç kişinin sahip olduğu dairelerdeki karar bozuldu. Dosyalarının kararı bozuldu. E geri kalan on kişinin kararı onandı. Şimdi aynı binada hani e, aynı binada olunca bir on tane dairenin yarısının kararı onanıp yarısının bozulması bu akılla mantıkla ya da hukukla izah mümkün değil. Çünkü aynı yargılamayı yapan hakim aynı hakim. Davayı açan aynı avukat. E, deliller aynı şekilde toplanmış. Keşif aynı şekilde yapılmış. Bilirkişi raporu aynı. Ama üç tanesi bozulmuş. On da, yedi tanesi onanmış. E, bu ne demek? Ha, ben o zaman şunu söylemiştim. Demiştim ki eğer orta not verdilerse ha, itiraz ettim. Tabii hakim olarak benim itirazım ancak nota itiraz olabiliyordu. Ee, avukat Bey de Maliye Bakanlığı'nın avukatı da hazine avukatı da itiraz etti. Ama e, o, do, o itirazlardan bir şey çıkmadı. Eksik araştırma yapmışsınız dediler. Oysa o evraklar dosyadaydı. Biz de inadına yeniden sorduk onları. Yeniden aynı kararı verdik. E, i̇kinci sefer gidince mecburen unandı. Yapacak bir şey kalmadı. Yani ben o o dönemde Akçakoca'da hakim olduğum dönem yaşadım bunu. Karşı taraftaki hazine avukatı Aytekin Bey gerçekten çok güzel uğraşıyordu. Ama herkes öyle uğraşmıyor. Acı olan bu. Ya aslında hangi ya, alanda çalışır, Aynen o. Tam onu söyleyecektim. Hangi alanda çalışırsak çalışalım. Biz kendimizi yani kendimize saygımız varsa Mesleğimize saygımız varsa gerçekten o mesleği doğru yapmak istiyorsak o zaman çok başarılı oluruz. Çok da güzel şeyler çıkartırız. Alan hiç önemli değil. Ama <laughs> yani e, ya boş ver şimdi bir hakim arkadaşın dediği laf eski köye yeni adet çıkarma. Eğer bu kafa yapısıyla bakarsak o zaman... İster hakim olalım, ister savcı, ister avukat, ister başka bir şey olalım. İstersek ayakkabı boyacısı olalım. Bu kafayla gidersek hiçbir şey yapamayız. Yani e, ülkede... Nazım Efendim. Merak ediyorum. Nasıl? Sesini... Anlamadım. Sesim geliyor mu? Duyabiliyor musunuz? Şimdi şimdi geliyor. Duyabiliyor musunuz? Geliyor mu sesim? Evet duyuyorum. Ama bölmeyeyim dedim. Sonra soracağım ama böyle bir kıyas yapmak istiyorum arkadaşlara ışık Olması açısından ama uygun görürseniz ee, serbest avukatlık yaptınız sonra kurum avukatlığı yaptınız hakimlik evet. yaptınız istinaf ee, üyeliğini de hakimlik kapsamında değerlendirmek lazım ve şimdi hala hazırlıklı evet. avukatsınız. Hani En son buraya geldiyseniz en iyisi burasıymış anlamında sormuyorum tabii ki ama <laughs> kıyasladığımız zaman artıları ve eksileri serbest avukatlığın e gelir belirsizliği herhalde insanı yorabilen bir şey diye düşünüyorum evet. bir serbest avukat olarak. Evet. E, kurum avukatlığında evet sabit bir maaş, belki bir memuriyet gibi. E ama motivasyonlar açısından tatmin etmeyen bir e, durum Mesleki var. kariyer belki. Evet. Hakimlik yine sabit maaş, daha iyi standartlar ve daha iyi bir konum denebilir bana göre. Hakikaten öyle. Mesleği de belki daha tatmin duygusuyla yaşayabileceğiniz... ...tabii ki nasıl yapmak istediğinizle alakalı bu arada. Kesinlikle. Ee, eğer bir şey katmak istiyorsanız... ...hakimlik çok daha keyifli olacağını düşünüyorlar. O obsesiflik... E, seviyesi yüksek birisi. Böyle kıyasladığınız zaman... ...artıları, eksileri... ...topladığınız zaman hangisi evet. ön çıkıyor merak ediyorum. Yani ben hiç... şu an hukuk fakültesi mezunu bir çocuk olsam... ...ya da hangi mesleği seçim diye... ...benim de kafamda vardı bundan 15-20 sene önce... E, net oturtamıyordum. Sizce hangisi artıları <laughs> e, ya Şimdi bana sorarsanız bence şöyle bir şey var. Kurum avukatlığı tam anlamıyla dava türleri, yapacağınız işler sabit. E, çok fazla katkınızın belki de olmayacağı şeyler. E, Hani bankalardaki avukatlık olursa, banka avukatlığında belki özellikle ipotek davalarında veya da ipoteğin kaldırılması gibi davalarda falan bir katkı sağlayabilirsiniz. E, alacak da alacak davaları ya da icra takipleri malum hepsi belli statüde gitmesi gereken şeyler. Ama e, serbest avukatlıkta şöyle bir özgürlük var. Tabii e, aldığınız da aslında Avukatlıkta bana göre şöyle bir şey var ya, davacı vekiliyseniz, dava dilekçeniz sağlamsa, davayı davacı dilekçenizle ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Davalı vekili olarak da cevap dilekçenizle istediklerinizi ya kazanır ya kaybedersiniz. Ha bir de ne var, e, müvekkilinize, e, avukat olarak müvekkillerinize çok fazla hak verirseniz, yani hak verirseniz derken şöyle tam tabir olmadı belki. Hani her istediğine eyvallah der de aa tamam ben bunların hepsiyle uğraş şey yaparım e, bu istediklerinizi yaparım onun için giderim deyip de talebiniz afaki bir şey olursa e, orada zaten hüsrana uğramak çok daha kolay olur. Yani e, avukat olarak serbest avukat olarak müvekkilinizin haklarını savunmak insanların haklarını sizin desteğinizle elde edebilmesini sağlamak için naçizane benim düşüncem. Bakın sen işte diyelim ki yüz istiyorsun ama bu anlattıklarınla ispatlayabileceğimiz de bu anca 80 olur. Veya işte mesela e, hep Mustafa Ateş Üstadım'la da çok söylediğimiz bir şey var bu eğitimler sırasında. E, insanlar 15 senelik evliler boşanma davası açılıyor. Daha evlenmeden önce yaşanan olayların anlatılmasını istiyor. Oysa evlilik yaşandığı zaman evlenmeden önceki olaylar bitmiştir. Yani nitelik olarak e, dosyaya girmesine gerek olmayan konuları bile tabii ki vatandaş anlatmak ister, anlatılmasını ister. Ama bunun e, dava içerisinde e, işe yaramayacağını, hatta belki de bazen e, olumsuzluklara sebep olabileceğini avukat olarak anlatabilmek lazım evet. Bilmiyorum yani e, yanlış mı düşünüyorum? Bu benim kendi fikrim. E, e, avukat olmak evet biraz diğer mesleklere göre, özellikle serbest avukatlık evet kısmen özgürlük. Hatta bir hakim savcıya göre çok çok büyük özgürlük. Ancak e, kazanç açısından bakarsanız sabit bir kazanç yok. Bir gün bir lira gelir, bir gün bir milyon lira gelir, bir ay hiçbir şey gel Yani bir yıl hiçbir şey gelmeyebilir. Şimdi e, benim eşim de serbest olarak çalışan bir diş hekimi olduğu için onların toplantılarında da mesela bir arkadaşı şunu anlatırdı. Derdi ki işte şey geçiyor. Bir televizyon gördük. Alalım taksitle. Alırsan işte 2 senede ödeyeceksin parası 100 lira. Yok derdi ben giremem. Yani takside nasıl girerim? Benim kenarda 100 liram olur. Onu sabitlerim. Ondan sonra taksitle almaya çalışırım. Şimdi avukatlıkta böyle bir durum var. Gelir dengesini sağlamak ancak sizin kenara Ortalama bir şeyler zorunlu giderler için en azından ya da ne bileyim ailenin de zorunlu masrafları için e, bir şeyler parça parça ayırarak kenara koyma şansınız olursa o zaman dengeyi belki yakalarsınız. Ha çok kazanabilirsiniz ama hiç olmadık bir zaman davalar almışsınız. Da, e, müvekkiller vatandaş davası bitmeden para vermek istemez. Ha bu arada bazı meslektaşlarınız ya yargılama masraflarını da ben yaparım. Harcını hurcunu ben karşılarım. Bitince alırım diyenler de var. Onlar da çıkıyor. Bunlar da bir handikap, engel oluyor. Ee, o açıdan avukatlıkta e, evet daha özgür olabilirsiniz. E, ama kendinizi sağlama aldığınız ölçüde dava seçmede ya da müvekkil seçmede ya da alan seçmede özgür ol biraz daha rahat olabilirsiniz. Hakimlikte sabit bir maaşınız var. Çalışmayı sevseniz de sevmeseniz de o maaş size veriliyor. Ha hani bir eski atasözü var. Memurlar için hep söylenen. Hakimler her ne kadar memur statüsünde olmasa da maaş ve özlük hakları açısından biraz daha 657'ye tabiymiş gibi ayrı bir kanunu olsa da hakimlerin bir böyle bir şey var. Ee, çalışanın işi çalışmayanın maaşı yükselir derler. Az iş yaparsanız da aynı iş alır, maaş alırsınız, çok iş yaparsanız da aynı maaş alırsınız. Ama <laughs> ne var? Baktığınız mahkeme size bağımsız bir mahkeme verdiklerinde, <laughs> pardon, o mahkemenin yıllık dosya sayısının e, iki yılda bir terfi edebilmek için İsteseniz de istemeseniz de e, o iki yıllık süre baş, e, zarfında siz gelen tüm o dosyaların önce devre geldiğinizde size devredilen artı siz görev yaparken gelen dosyalarında e, en az yüzde seksen beşini karara bağlamak zorundasınız. Böyle de bir şey var önünüzde. Şimdi en az yüzde seksen beş iş yüzdesini tutturabilmek için de e biraz da çalışmak zorundasınız. Ha, o zaman e, çalışmayı az sevenlerin yaptığı şey, işte daha basit davaları önce bitirmek, ağır nitelikli dosyaları biraz daha böyle ötelemek, öteleyebildiği kadar ötelemek. <laughs> yani veya işte takip şey nasıl diyeyim, e, açılmamış sayılması kararları. Efendim veya feragatler ya da anlaşmalı işte sulh kabul vesaire gibi nihai kararlarla olabildiğince işleri çözmeye çalışmak gibi kendilerince farklı şeyler uygulayanlar var. Ama ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Her tayin olduğum yerde önce en eski dosyaları alıp okumaya çalıştım. Ha Bir de ne var? Mesela insanlar yarım işi sevmezler ya. Yarım dosya alıyorsun, tayin olmuşsun. Geri gittiğin yerde belli bir aşamaya kadar gelmiş bir dosya. Onu alıyorsun. Onu bitirmek, onun üzerinde çalışmak da zor gelebiliyor insanlara. Ee, işte bir de zevk aldığınız şey çok önemli. Alan çok önemli. Mesela e, Akçakoca'da görev yaparken... Satıcının tekeffülüyle ilgili bir davamız vardı Asli Hukuk'ta. Davacı taraf eski borçlar kanunu 215. maddesiyle ilgiliydi. Davacı taraf dava açarken bir tane iştahat bulmuşlar ona dayanmışlar. Davanın kabulünü istiyorlar tabii doğal olarak. Hatta çek olarak bir alacak işte de ki 15 bin liraya alınmış 10 bin lirası peşin ödenmiş 5 bin liralık çek vermişler o çekin iptal edilmesini borçsuz o, o konu, onun tahsil edilmemesi için şey yapıyorlar en azından ya satışı toptan iptal et, etmezsen de ödediğim kadar tamam kalsın o verdiğim vadeli çek de iptal olsun onun borcunu ödemeyeyim diye bir dava açmış. <laughs> Davalının vekili de cevap olarak e, aslında bu yerin satılırken sınırlarıyla ayrıntılı olarak görüldüğünü, metrekare hesabıyla satılmadığını, bu nedenle de davanın reddi gerektiğini ileri sürmüş, savunmuş ve onun dayandığı iş, yargıta iştihadı da aynı iştihadı. Çünkü o tarihte 5, 215 sayı, yani e, bu maddeyle ilgili Boşlar, eski Boşlar Kanun'daki 215. maddeyle ilgili tek bir tane iştahat vardı hiç o konuda dava çok da görülmemiş ya da görülen olmuşsa da yargıtaya intikal etmemiş ben de yargılama yaptım iki tarafın delillerini topladım keşif yaptım tabu kayıtlarını getirttim bu arada e, tanıklardan bir tanesi çok ilginç bir şey söyledi e, o taşınmazın olduğu yerde davalıdan önceki sahip zamanında ee, kamulaştırma işlemi yapılmış ee, fakat tapulu mal gibi değil zilyetlikten kazanılmış bir mal gibi taşınmaz gibi işlem yapılmış ee, ve taşınmazın tapu kaydına bu kamulaştırılan alan geçmemiş ve, ve bizim yargılama yaptığımız dosyadaki davalı da bu yeri bu haliyle satın almış sonuçta ben davayı reddettim Aynı içtihada dayandım ama farklı iki taraftan da farklı bir gerekçeye dayandım. Yargıtay onadı. Karar düzeltmeye gittiler. Genel her şeyi bütün işlemler yapıldı ve sonuçta benim kararımı onadılar. Karar düzeltme talepleri reddedildi ve ikinci bir içtihat yaratıldı. İşte bu eğer bunu yaşayabiliyorsan muhteşem bir mutluluk veriyor insana. Ha tabii avukat olarak da Böyle bir sonuca ulaşılmasını sağlamak için emek verdiğinde, e, o da şey, hani ben hep şunu istedim, e, yargılamanın içinde olmayı istedim. Çünkü avukat olarak siz hani, biraz şey bir tabir bak şöyle tarif edeyim, bana bana kişisel düşüncem yine bunu başka kimseye yormayın yalnız. Şimdi. İki avukat var, davacı ve davalı vekili. İki tarafta gidiyor alışveriş yapıyor. Geliyorlar, aynı yemeği pişiriyorlar. Aynı malzemeleri alıyorlar, aynı yemeği pişiriyorlar. Sonra ortaya servis yapıyorlar. Hakim de geliyor, oturuyor. O iki yemeğin tadına bakıyor. Hangisinin daha lezzetli, daha güzel ve doğru piştiğine karar veriyor. Bu böyle bir şey bana göre. Ee, Dolayısıyla yemeği pişirmek başka o yemeği değerlendirmek başka. E yargının mutfağında hani kürsünün bu yüzünde olduğunuz hakim olarak görev yaptığınız zaman bazen şunu görüyorsunuz ya ne olur şunları delil olarak gösterseydi ya. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Ee, bir dosyadan örnek vereceğim. Boşanma davasında davacı e, davalının gizli bir telefonu olduğunu ondan sonra kend, normal bilinen telefonunu da özellikle son zamanlarda e, işte yok arabada unuttum yok iş yerinde unuttum gibi bahanelerle sakladığını e, gizli başka ikinci bir telefonunu da tesadüfen e, telefonun olduğunu da anladıklarını ve bunun da güven sarsıcı davranış olduğunu söylemiş doğru çok da güzel Ha ispatı zor mu? Çok da zor değil. Telefon kayıtlarına dayanırsınız. Telefon arayan aranan kayıtları veya efendim mesaj kayıtları hangi numaralarla ne kadar Mutat mı görüşmüş? Daha fazla mı görüşmüş? Görüşme saatleri nedir? Buna göre değerlendirme yaparsınız. Ama avukat arkadaşımız telefon kayıtlarına dayanmamış delil olarak. Dolayısıyla Ha gitmiş banka kayıtlarına dayanmış. Banka kayıtlarının ne ilgisi var? Güven yani güven sarsıcı davranıştan bahsederken telefonların üzeri yani olayı anlattığı maddi vakanın telefonla bağlantısı varken banka kayıtları sana ne lazım? Telefon kayıtları dese muhteşem. Vatandaş telefon kayıtlarının toplanmasını istiyor, cer cerbini istiyor. Mahkeme reddediyor. Ha vatandaş kızıyor. Eee avukatına söylüyor. Hani avukatla konuşuyor. Avukat diyor ki ya mahkeme ters düşünüyor diyor. Almıyor işte ama delil olarak dayanmamışsın ki. Mahkeme onu kabul etse de, hakim onu kabul etse, celbetsse o kayıtları, o kayıtlar bütün davayı ispatlasa hükme esas alamazsın. Sonuçta e, hakim, savcı, avukat yargının temelini oluşturan üçlü sacayaktır. Hani savcı ceza yargılaması açısından ama avukat hem ceza hem hukuk yargılama açısından e, hakim de yargılamayı yapan taraf olması nedeniyle sacayak dediğiniz şey şöyle bir yuvarlak şey yok üç tane ayağı vardır. O ayaklardan biri tökezledi mi asla ayakta durmaz. Avukatlık da yapsak ...hakimlik de yapsak... ...bir kere mesleğimizi sevmemiz lazım. İki... ...kendimize saygı duymamız lazım. Üç... ...mesleğe saygı duymamız lazım. Bunlar bir bütün olursa... ...hangi alanda isterseniz o alanda çalışın. Karar vermek... ...evet çok güzel bir şey. Muhteşem bir şey. Yani hepsini yaşadığım için söylüyorum... Güzel hele bir de Yargıtay'dan işte şimdi bir de bölge adliyeler var ya artık bizim de denetim yaptığımız. Onanarak gelince karar diyorsun ya ben yaptım bu kararı ben verdim. İnsanı öyle bir mutlu ediyor ki o kadar güzel bir şey ki kelimelerle ya bana göre kelimelerle anlatılmaz. Çünkü ben avukatlık yaptığım dönemde de hakimlik yaptığım dönemde de hiçbir zaman sırf ...iş yapmış olmak için... ...herhangi bir mesleği yapmış olmak için... ...yapmadım. Hani Avçeli'nin reklamında var ya... ...aşkla yap ne yaparsan yap Evet ben ne yaptıysam aşkla yaptım. Babamın da bizi yetiştirirken... ...bize söylediği şey hep şuydu. Ne iş yaparsanız yapın. İsterseniz ayakkabı boyacılığı yapın. isterseniz temizlik işçiliği yapın. isterseniz en tepedeki adam olun yapabileceğinizin en iyisini en doğrusunu yapın. Ne kadar yarışacağınız hani yaptığınız işte yarışacağınız tek kişi var o da sizsiniz. Her gün bir öncekinden daha iyisi olmak için uğraşın derdi. Belki o alışkanlık oturdu. Bir de Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü var. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır der. Biz yaşadığımız bu topraklarda bu memlekette ya da bizim gibi eskilerin tabiriyle bu vatanda güzel şeyler olsun istiyorsak işimizi en iyisiyle yapmak durumundayız. Ne olmak istiyorsunuz? Siz kendinizi nereye daha yakın görüyorsunuz? Önce bir onu düşünmeniz lazım. Meslek seçiminde. Hukukçu, hukukçu olarak her çok şey yapabilirsiniz. Danışmanlık yapabilirsiniz. Müşavirlik yapabilirsiniz, serbest avukatlık yapabilirsiniz, kamu avukatlığı yapabilirsiniz, gazetecilik de yapabilirsiniz. Bakın, bunun yanında e, savcı olabilirsiniz, hakim olabilirsiniz, icra müdürü olabilirsiniz. Hangisi size daha yakın geliyor? Bir kere önce onu düşünmeniz lazım. Ne tarafı daha çok bir şeyi savunmak için? bir şeyi birilerine anlatmak için mi şeydesiniz? Daha verimli oluyorsunuz. Ya da anlatılanları yorumlayıp ondan böyle farklı bir şeyler çıkarmak için mi daha iyi hissediyorsunuz? Ya da öyle bir işlem yaptığınızda mı kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz? Bunu, önce bunu düşünmeniz lazım. Onun ötesinde evet her şey bir yana hangi işi ne iş yaparsanız yapın <laughs> mesleğinizi işinizi severek yapın çünkü severseniz ilgi duyarsınız İlgi duyarsanız bilgiye ulaşırsınız okullar mezuniyet bize e, ne verir elimize bir deste anahtar verir böyle işte koca hani şey eski yani ee, hani kahyalarda olurmuş ya belinde taşırmış böyle bir sürü anahtar. İşte mezuniyet, diploma bize yüzlerce anahtarı elimize verir. Sonra bizi böyle yüzlerce kapının olduğu bir alana bırakır. Ve der ki bu anahtarlar bu kapıları açıyor. Ama hangi anahtarla hangi kapıyı açacağınızı siz tercih bulacaksınız. Onu daha iyi bulabilmek için bir kere kapının cinsine, kilidin şekline, elinizdeki anahtarların şeklerine bakarak bunlardan mantık ve akıl yürüterek ulaş gittiğinizde ne bileyim anahtar köşelidir, işte kilit böyle eninedir veya sivridir ya da eski usul büyük kapı kilididir. Elinizde öyle de bir anahtar olabilir. Kapının kilidi de öyle olabilir. Ne bileyim bir oda kilidi gibi olabilir. Yani Mantığınızı, muhakeme yeteneğinizi e, kullanarak, e, yorum yaparak, üzerinde emek vererek anahtarı bir kapıya götürdüğünüzde o anahtarın e, o kapıyı açma ihtimali gelişigüzel denemekten çok daha yüksektir. Sizin sormak istedikleriniz varsa ben onlara biraz da cevap vereyim. Ben konuşurum sabaha kadar da konuşurum, çenem biraz düşük. Belki o yüzden hukukçulara böyle söylüyorlar ama Hadi aslında... Bak, bir de beni <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Çok uzak. Şey, nasıl gidiyor? Altan dersin var mı <laughs> Evet ya hatırlıyorum onu. Sen nasıl kaldın onlara ya? Ee, Hala anlamıyorum. Bir kaza var galiba. Yayın evet. kazası. Evet, o, der. o, dersen herkes... Herkes kaldı o dersen. <gülüyor> şey mi? <laughs> hava hava sormuşlardı. Kara... Hatta kara hava mı? Ben kapattım mikrofonu. Efe, tamam. Kartı... Ee, Devamı. Efe Karanfil de hocam. Aha. Evet bir yayın kazasına kurban gittiniz galiba. Evet. <laughs> ee, bu arada ben videomu açamıyorum ee, durdurduğu için. Barkım ben de kameramı açamıyorum. Eyvah. <laughs> en azından. Böyle yani. video başladı bulundu. Efe de İstanbul evet. bir üçüncü sınıf öğrencisi. Geçen gün de hatta ziyarete geldiler beni hocam. O da genelde evet. oluyor bu saatlerde. Hatta o günlerde okulda oluyorum. Okuldan katılıyorum demişti. Ee, hocam çok değerli bu arada tecrübeniz ve paylaşımlarınız. Benim için de öyle ama bizim nezdimizde arkadaşlar için de eminim öyledir. Evet, evet. Ee, arkadaşlar e, akıllarına takılan sormak istedikleri bir şey varsa onları sorsalar onların üzerinden daha bir farklı bir de şey yapsak değerlendirme yapsak. Yani herkesin kafası berrak mı arkadaşlar? Herkes ne Ne istediğinizi biliyor musunuz? Evet. ben değildim. Bu arada hakikaten ne istediğini bilmek hele ki bu yaşlarda çok da kolay bir şey değil. 30'da çok. biraz devirdikten sonra insan hayattan ne istediğini yavaş yavaş anlamaya ve kendini tanımaya başlıyor. Ama tabii ki bunu 20'li yaşlarda da e, becerebilen nadir bir seçkin zümre var. E, kafanızda varsa sorular Nazan Hanım'a sorabileceğiniz onları sorup böyle yayını e, tamamlayalım, toparlayalım, kapatalım. E, yani meslekleri ben özellikle sizin için sormak istedim işte. Yani ve serbest avukatlık yapmış Nazan Hanım, kurma avukatlığı yapmış, belediye avukatlığı. Ee, yine onda da kurum avukatlığı kapsamında değerlendirebiliriz. Ee, sonra hakimlik yapmış, kürsüye çıkmış. İdeal, zaten idealinde de hakim olmak varmış. Şimdi tekrardan avukatlığa dönüyor. Ben sadece şunu çok değerli buluyorum adanın. Aslında e, yargının o saç ayağının e, avukatların da kürsünün diğer tarafına e, hakimlerin de kürsünün diğer tarafına geçmesinin empati yeteneğini geliştirmek ve e, yargıya da katkı sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Bir hakimliç avukatlık avukatlık e, yapmaması Avukatın ne düşündüğünü ne hissettiğini Aslında bilemedim. Daha sözünü kesiyorum İngiltere'deki sistem gibi olmalı bence. Nasıl olacak arkadaşlar? İngiltere'de şöyle bir sistem var. <laughs> Hukuk fakültesini bitirenler stajdan sonra bir sınava giriyorlar. Bu sınavı geçenler baraya kaydod olarak avukat oluyor. Geçemeyenler e, soruşturma bürosu denilen hukukçuların yani işte Olaylarla ilgili şeylerin e, nedeni şuna soruşturmanın delillerinin toplanıp toplanmadığına mesela poliste emniyette delillerin toplanıp toplanmadığına erişimde oluşturulan dosyayı onlar bir denetliyorlar. Diyorlar ki ha deliller tamam toplanmış doğru toplanmış dava açılabilir. Bu takdirde e, avukata gidiyor dosya e, bir davacı vekili seçiliyor bir davalı vekili seçiliyor. Cezada da yine bir taraf e, hani iddia makamı veya bir taraf savunma makamı olarak o şekilde seçiliyor. Eğer o grup soruşturmada veya işte davanın açılmasıyla ilgili konuda eksik deli evrak var derse onlar yeniden geri gidiyor. Bunun ötesinde avukatlık hakkını elde edip baraya kaydolar edili olarak avukatlığa başlayanların arasından en az 5 yıl avukatlık yapmış ve 40 yaşını doldurmuşların arasından belli bir kurulları var. O kurulun seçtiği kişilere e, part time hakimlik yapmak üzere teklif gidiyor. Ve bu teklifleri part time hakimlik teklifini kabul ederlerse bu kişiler bizdeki işte sül hakimleri ya da efendim şey gibi e, noterler gibi part time hakimlik yapıyorlar. Yani nedir işte hani sulh kabul vesaire gibi olaylardaki anlaşmaları tasdikliyorlar. ...işte... minas belgesi düzenliyorlar falan gibi işlemleri yapıyor. Bunların arası böyle çalışan kişilerin arasından daha part-time derken bu part-time görev sürelerinin dışında avukatlık yapmaya devam ediyorlar. O part-time çalışma sırasında. Bu part-time hakimlik yaptıkları dönemde de en az beş yıl çalışmış ve 45 yaşını dolduranların arasından seçilen heyetçe seçilenlere hakimlik tabi hakimlik için davet gidiyor teklif gidiyor eğer bu teklifi kabul ederlerse o zaman o kişiler tabi hakim oluyor ve sadece hakimlik yapıyorlar bizdeki şimdi mesela biz, bizdeki hakimlik sistemi İngilizlere göre tabi hakimlik sistemi ve biz sadece hakimlik yapabiliyor. Onlarda da e, bu noktaya gelebilmek için en az bir beş yıl aktif avukatlık yapmak gerekiyor. Sonrasında en az bir beş yıl aktif avukatlıkla hakimliği birlikte yapmaları, part time hakimliği yapmaları gerekiyor. Yani on, en az on yıllık tecrübe, meslek tecrübesi artı 45 yaştan sonra tabii hakim olabiliyorlar. Şimdi ben eskiden beri hep şunu iddia ediyorum avukatlık yapmadan hakimliğe geçiş olmamalı. Hakim veya savcı olmak için önce fiilen hatta ben biraz daha katı düşünüyorum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi ya da işte şimdi bir birkaç daha eklendi hani Eskişehir, Antalya gibi böyle gerçekten nitelikli daha belki de sadece İstanbul, Ankara gibi nitelikli büyük şehirlerde fiilen aktif olarak avukatlık yapıp ondan sonra hakimliğe geçiş olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiç avukatlık yapmayan, stajda okuldan sonra hakim savcı stajı yapıp sonra doğrudan e, hakim ve savcı olan arkadaşlarımız e, kürsünün öbür tarafında ne avukatın halini anlıyor ne vatandaşın halini anlıyor. E, İlk günden beri ben avukatlıktan geçtim. Hani belki ben avukatlıktan geçtiğim için böyle düşünüyor olduğumu söyleyebilirsiniz ya da öyle bir şey aklınıza gelebilir. Ama ben bunu okuldayken de böyle söylüyordum. Eskiden beri düşüncem buydu. Ha İngiltere'deki sistemi de 2004 yılında e, insan hakları e, eğitimleri, seminerleri aldığımız zaman bizim kat benim katıldığım dönemdeki seminere gelen İngiliz hükümetinin temsilcisi bir hukukçudan öğrendik. Seminerin sonunda işte Türkiye'deki yargılamayla İngiltere'deki yargılamanın karşılaştırmasını yapıyorduk. Mesela biz o tarihte şeyi anlatamadık. Bizdeki hakimlerin tayin olma sistemini anlatamadık. Adam diyor ki Birmingham'lı bir hakim Londralı vatandaşın halini bilmez. Dolayısıyla Birmingham'da yetişen bir adamı sen Londra'ya getirirsen o onları anlamaz. Onları anlamadığı için sorunlarını düzgün çözemez diyor. Oysa bizde bir hakim bir ilçede ya da bir şehirde belli süreden fazla görev yaparsa bizde kurulda diyor ki bu çok yerselleşti. Orada tanıdığı insanlar var. Tarafsız hakimlik yapamaz insanın yapısını anladığımızı veya anlamamız gerektiğini ne ilişkin bizde kabul yok. Hatta e, mesela benim kapım hep açık olurdu. Hakimlik yaptığım zaman ben kapımı e, çok özel, çok istisnai zamanlar dışında hiçbir zaman kapatmadım. Herkes beni ziyarete gelebilirdi. Çayımı, ka çayını kahvesini ısmarlardım. Öğrencisi, stajyeri, avukatı, vatandaşı kim olursa olsun. Ee, ama bir dosya ile ilgili, yani derdeste olan bir dosya ile ilgili e, biz oturup değerlendirme yapmazdık hiçbir zaman. O değerlendirmeyi duruşmada yapardık. Hatta bu konuda ben Beykoz Aile Hakimiyken soruşturma geçirdim. Şikayet etmişler beni. E, müfettiş geldi. Eee işte konuştu, sordu, soruşturdu. Ben o arada yıllık izne çıkacağım. Durumumu anlattım. Hatta işte kızım Amerika'da yaşayan kızımın çocuğu olacak. Doğuma gideceğim. <laughs> Durumu anlattım. Ben gittim izne ayrıldım. Geri döndüğümde katiplerim söyledi. Onlara şey sormuşlar. Hakim Hanım'ı avukatlar ziyaret eder mi? Hakim Hanım onlarla çay kahve içer mi? Onlarla ne konuşur? Bizim çocuklarda demiş ki hakim hanımın kapısı açıktır. Herkes gelip ziyaret edebilir. Herkese çay kahve ısmarlar. Hatta e, açlarsa yemek ısmarlar. Ama bu bu şeyi hakim hanım yapar bunun masrafını. Ha kimse hakim hanımla derdest dosya üzerinde fikir teatisinde duruşma haricinde bulunamaz. Ve böylelikle ben soruşturmada aklanmış oldum. Bundan rahatsızlık duymadım açıkçası. Çok da umurumda değildi. Ee, beni çok ilgilendiren bir konu da değildi. Neden? Hani bizde bir laf vardır. Benim abdesimden şüphem yok ki namazımdan şüphem olsun. Hocam sözünüzü kesiyorum. Aslında bakınca ne kadar güzel, ne kadar doğal bir hareket. Ama maalesef e, toplumumuzun düşünce yapısından dolayı aynen çok aynen. yanlış yerlere çekilmeye müsait bir konu aslında. Evet ki ee, Buse... olması gereken aslında bu evet hocam kesinlikle katılıyorum Buse Bacaru bir soru sormuş hocam tek alanda Hı. uzmanlaşma konusunda ne düşünüyorsunuz ee, Avukatlığın en az kaçıncı yıl bu uzmanlaşmayı doğru biliyorsunuz ee, aslında uzmanlaşma olması gereken bir şey bu eskiden beri söylenen bir şey ama maalesef e, avukat olarak bunu yaşayamıyorsunuz neden ee, yine ben kendimden örnek vereyim. Mesela trafik kazasıyla ilgili bir davam olduğunda benim avukatlık yaptığım dönemde trafik kazasının tazminatla ilgili kısmı olduğu gibi ceza kısmı da var. Şimdi müvekkilinize şunu diyemezsiniz. Ya tazminatla ilgili hukuki işlemi ben yapayım da cezayı da başka bir avukata götür. Diyemezsiniz serbest avukat olarak. O zaman o müvekkil toptan gider. Ee, ama Ağırlıklı çalıştığınız konular olur. Tabii ki zaman içerisinde bu daha da oturur. Yani işte zaten e, şu son yıllarda avukatlar, avukat meslektaşlarımız arası ben şunu görüyorum. İşte deniz ticaretçiler, kara ticaretçiler veya efendim aile üzerinde daha çok yoğunlaşanlar ya da gayrimenkul üzerine veya cezalar üzerine yoğunlaşanlar. E, cezalarda da vatandaş mesela şey olarak düşünüyor. yani Ağır cezayla asliye ceza ikisi de birbirinden ayrı suçlara bakıyor ama e ya ceza çünkü bizim sokaktaki insanımızın bakışı da bu avukatsın ya sen bilmiyor musun e veya <laughs> hakim olarak belli bir alanda çalışıyorsun mesela ben e, 2012'den beri bir kesinti şöyle 2004-2012 arasında bir kesintim oldu ceza hakimliği yaptırdılar e, kafama bura bura cezayı öğrettiler. Yani ha çalıştım. E, nasıl diyeyim size? Ben yaklaşık 20 küsür sene sonra ceza hakim oldum. Bana hatta dediler ki suç ceza mahkemesi kur ve bak o zaman hakimlik değildi şu andaki gibi. Mahkemeydi suç cezada. İşte hakaret, basit yaralama, basit hırsızlık suçları falan suç cezadaydı. Sonradan yavaş yavaş sistem değişti. Yani e, Orada bir başladım. Suç ceza mahkemesi kuracağım. Kalem yok. Katip yok. Müdür yok. Mübaşir yok. Ve ben 20 yıl cezaya bakmamışım. Ha baktığım şey olmuş. Ne olmuş? Geçici yetkiyle hakim izindeymiş. Onun yerine çıkmışım. İki duruşma yapmışım. Veya efendim ee, bir boşluk olmuş. Üç dosya işini hani yargılamasına girmişim veya avukatlık yaparken işte az önce söylediğim gibi e, trafik kazası nedeniyle tazminat davasını açmanın yanında bir de şey yapmışım işte ceza dosyasında mecburen müvekkilimin haklarını savunmuşum ama gerçekten bir ceza hakimi ya da bir ceza avukatı olarak çalışmamışım e 2004 yılı kanun da değişiyor bir de ceza kanunu değişiyor hem eskiyi öğreneceksin hem yeni geleceği öğreneceksin. Çünkü değişiklik tarihinden öncekiler için eski kanunu uygulayacaksın. Değişik tarihinden sonrakiler için yeni kanunu uygulayacaksın. Bu arada eski kanunda olsa e, eskisi yenisi arasında leha kanun hangisi onu da değerlendireceksin. Bir de böyle bir sistem var. Evet, kendimi sudan çıkmış balık gibi hissettim. Bütün ceza hakim arkadaşlarımı aradım. Bana örnek kararlar gönderin dedim. Neyi nasıl yaparım dedim. Gece oturdum ders çalıştım. Hukuk fakültesinde çalışmadığım kadar ceza hukuku çalıştım. Ama e, ne oldu? 6 ay sonra 20 senelik 25 senelik ceza hakim olarak sadece ceza hakim olarak çalışmış arkadaşlarım. Benim hazırladığım şablonlarla suç ceza nöbetini, sorgu nöbeti tuttular. <laughs> Zorlanmadım mı? Zorlandım. O altı ay ben doğru düzgün uyku uyumadım. Böyle bir saatlik, yarım saatlik hani küçük kestirmelerden sonra devam etmelerle yaşadım. Ama personelimi de yetiştirdim. Kendimi de yetiştirdim. İnsanlar da onlara da bir şeyler kazandırmış oldum. Yine geldik mesleği sevmeye, kendimize ve mesleğe saygıya ve ilgiye. Yeter ki yapmak isteyin. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Hani zor bizim işimiz. imkansız zaman alır deyip yola girerseniz muhteşem şeyler yaparsınız. Ben inanıyorum size. Hocam ağzınıza sağlık. Yayının sonlarına doğru yaklaşırken son bir sorumuz var galiba. Esen evet. Eroluş. Benim idealimde hep hakimlik vardı ama referansım olmadığı için şu anda hakim olma ihtimalimi sıfır görüyorum. Nazlı Hocam sizin döneminizde de böyle bir referans verme durumu var mıydı? Yani bizim zamanımızda da elbette yok diyemem yoktu diyemem ama şöyle bir şey vardı En azından şimdiki kadar çok değildi. Yani 100 kişi mesleği alındıysa bunun 70-80 tanesi kendi başarısıyla gelebiliyordu. Ama şimdi galiba çok daha tersi. Evet. Bir Malibu. soru daha geldi ama ondan önce Zeynep Simge el kaldırdı. Evet. Kendisi. Mikrofonu açabilirsin Zeynep. Ya da dilersen chatten de yazabilirsin. Merhaba öncelikle yayınınız için. Çok teşekkür <laughs> ederim tecrübelerinizi aktardığınız için. Şu an hukuk fakültesinde ikinci sınıf öğrencisiyim ben de. Sizler gibi hakim olmak isteğim var. Ben de size şey soracaktım. Hukuk fakültesindeki öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Yani kendimizi geliştirmemiz için tavsiyeleriniz var mı? Yeniden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olabildiğince çok okuyun. Başka bir yani ilgi alanınızı siz belirleyeceksiniz ama okuyun. Ha Bu sadece mesleki kitaplarınızı değil. Başka şeyleri de okuyun. Mesela e, bu özellikle e, Hollywood eski filmlerinde var işte. Suçların analiziyle ilgili bazı filmler var. Onları seyredin. Mantığınızı ve muhakemenizi geliştirin. Yorum yapın. Oturun aranızda tartışın bazı konuları. Yani e, mesela ben ders çalışırken şöyle yapıyordum açıkçası. O yüzden eşimden sonra ben avukatlık yaparken... ...onun muayenehanesiyle benim bürom yan yanaydı. Eğer bana bir müvekkil, vatandaş gelip bir şeyler sormak isterse ya da işte davasıyla ilgili konuşmak istediğinde onun hastası yoksa gelirdi bizi dinlerdi hatta lafa karışırdı. Çünkü ben alırdım elime anlat dersle ilgili doneleri malzemeleri oturur ona anlatırdım. Bu böyle olursa böyle olur şöyle olursa şöyle olur o da bana Rizeli'ydi rahmetli sivri sivri sorular sorardı. Öyle ilgili sorular sorardı ki en son da dersin. ya yok ya yok bunun çözümü yok. E bulmak zorundasın derdi. Sen avukat diye olmayacak mısın? Sen hakim olmayacak mısın? Kendinizi bu tür zorlayın. Muhakeme yapın. Herhangi bir yaşanan yani çok basit yaşadığınız bir olay üzerinde bile o olayın farklı açılarının olabileceğini düşünün. Görünen gerçekle asıl gerçek Hiçbir zaman aynısı olmaz. Ha bazen istisna evet belki görü, ger, asıl gerçek göründüğü gibi olabilir ama çok azınlıktadır. O milyonda birdir. Görünen gerçeğin başka şey olabileceğini ya da yaşanmış olan olayın arkasında başka şeyler olabileceğini onu hep düşünün. Hep böyle bir değerlendirin. Farklı açıdan bakın hani şey hep fil örneğini verirler ya, üç körle bir fili örnek verirler. Biri kuyruğunu tutmuş, biri bacağını, biri hortumunu tutmuş. Hatta dördüncü gelmiş işte kulağını tutmuş, başka şeyler. Herkes başka bir tarif yapmış. Ama herkes sonuçta fili tarif etmiş. Bunu yapın. Ya aranızda e, okuldaki arkadaşlarınızla yapabiliyorsanız onlarla yapın. Dışarıdaki arkadaşlarınızla yapabiliyorsunuz onlarla yapın. Deneyin. Önünüze bir bardağı alın. Şu bardak. Bu bardak camdır. İşte su bardağıdır. Üstünde çizgisi vardır veya yoktur. Ya da bu camın kalitesi şudur, budur. Böyle mi olabilir? E bu şurası çizik olsa ne olur? Kırık olsa ne olur? Akıl yürütün. Her konuda muhakemenizi, yani düşünce yeteneğinizi ne kadar geliştirirseniz ne kadar çok okursanız, ne kadar farklı şey okursanız. Yani şöyle tarif edeyim. Roman okuyun. En uç soldan en uç sağa, en ateistten en softalaya kadar. Her şeyi okuyun. Kendi beyin süzgeçinizden geçirin. Kendi muhakemenizi yapın. Beyninizde kendiniz muhakeme edin. Ve doğrularınız sizin doğrularınız olsun. Ona siz ulaşın. Yani iddia, sav ve sonuç dediğin zaman mantığınızı çalıştırın. Mantık çok önemli. Muhakeme çok önemli. Avukat da olsanız, hakim de olsanız, savcı da olsanız hangi işi, hangi alanda çalışırsanız çalışın. Ne kadar geniş perspektiften bakarsanız o meslekte o kadar başarılı olursunuz. Mesela hakimsiniz, <laughs> ceza hakim oldunuz, bir sanık geldi, sabıkasına bir baksanız Allah kitap gibi çevir çevir oku. Hep de aynı suçlar. Şimdi buna bakıp önünüzdeki dosyadaki suçu da aynı kişinin işlemiş olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa işlememiş olma ihtimalini değerlendirir misiniz? İşlemiş olabilir ama işlememiş de olabilir bin tane aynı suçu işlemiş olabilir bir insan ama o bin birinciyi işlememiştir belki. Mesela yine bir örnek vereyim bir dosyadan yaşadığım bir şeyden örnek vereyim. Bir araba hırsızlığı araba çalmışlar emniyet araştırmış arabanın markası modeline bakmış. Aa demiş bu marka bu model arabayı işte ağaçalar. Hemen fezlekeyi düzenlemiş. A'yı aramamış, sormamış. Savcılığa göndermiş dosyayı. İşte Fatma'nın arabası çalındı. A çalmıştır. Çünkü niye? Çünkü bütün bu marka, bu model araçları A çalar. Bu mahallede A çalar. Öbür mahalle olsa B yapardı. Demişler. Savcılık maalesef hiçbir şekilde adamı suç isnat edilen adamı aramamış onun hakkında hırsızlıktan o araç hırsızlığından dava açmış. <laughs> Yargılama başlamış adam ortada yok bir türlü bulamamışlar en sonunda bir yakalama çıkarmış ben dönünceki hakim arkadaş ve ben göreve başladıktan sonra adamı yakaladılar getirdiler adam diyor ki hayır ben bu suçu işlemedim tamam kabul bu konuda sabıkan var bu marka, bu model arabaları ben çalarım. Hele bu mahalledeyse zaten benim bölgem, başka kimse girmez. Ama bu arabayı ben çalmadım. Normalde hukuk fakültesinde bize öğretilen ne? İsnat edilen suçun ispatlanması. Değil mi? O suçun ispatlanması için hiçbir delil toplanmamış. Garibim, kendisinin o suçu işlemediğini ispatlamaya çalıştı. Dedim ki tamam ispat yani ne yaptın? Nerede? Ben dedi burada değildim ki o tarihte. Dedim ki neredeydin? Ben dedi Sinop cezaevindeydim. Dün tahliye oldum. Yakalamam varmış. Aldılar beni buraya getirdiler. Şimdi o zaman uyap sistemi de yok. 2005-2006 uyap sistemi 2007'den sonra başladı. Ümraniye Adliyesi'nde kurulumunda da ben vardım çalıştım o yüzden biliyorum. Uyap sistemi yok. Ne yapacağız? Yazı yazacağız. Yazıyı yazdık. Faks gönderdik. Elimizdeki tek e, teknoloji oydu. Faksla gönderdik ve telefon ettirdim. Ettim. Ettildi yani şey e, ceza ve müdürüne telefon ettirdim personele. Dedik ki böyle böyle bir durum var. Hani bunu yazayım da göndereyim. Cevap ne zaman gelirse diyemeyeceğim artık. Adam yıllardır yargılanıyor ama adamla ilgisi olmama ihtimali çok yüksek. Yazdık. Adamlara da telefon ettik. Onlar da kayıtları incelediler. Bize faksla cevap verdiler. Evet adam çok doğru söylüyor. O tarihlerde başka suçtan hükümlüymüş Sinop cezaevinde. Adamı itirazlarını dinlememiş olsam ceza verirdim giderdi. Görünen gerçek ne? Adamın kendisi de söylüyor. Evet o mahallede o marka araçları sadece ben çalarım. Bunu ikrar diye kabul edersen gitti adam. Binlerce bu suçu işlemiş olabilir. Ama o suçu işlememiş olabilir. Dolayısıyla ayrıntılar bizim için, hukukçular için çok önemli. Hayat ayrıntıda gizlidir. Yalnız bir de şu var, Ayrıntının fazlası ayrıntıya takılıp kalmak da hayatı kilitler. Dolayısıyla e, obsesif olmayacak şekilde ayrıntılara dikkat etmemiz lazım. İster avukat olalım, ister hakim olalım, ister savcı olalım. Yargının gerçekten bu ülkede de olması gereken yere getirilebilmesi için yeniden hep beraber ciddi bir şekilde ve iyi, hem iyi niyetle hem de gönül vererek çalışmamız lazım. Hangi alanı seçerseniz seçin. Ne güzel temelde bulundunuz hocam. Umarım arkadaşlar da iyi anlayabilmiş, iyice benimsemiştir diye umuyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, sabrınız için de ben size teşekkür ediyorum. Ne demek hocam. Yaş itibariyle biraz fazla da konuşmuş olabilirim. Öyle bir durum varsa, bir bakmayın. Çok keyifliydim. Ya bu çok bugün böyle hani mesleki tecrübe deyince ben aslında ne söyleyeceğimi de şaşırdım biraz da ee, konunun ucu u, başlangıcı da bitişi de çok kocaman, çok geniş. Ee, evet, hukukçu olmak da böyle bir şey. Ee, ne kadar çok bilirseniz bilin, bilebildiğimiz okyanustaki bir su zerresi kadardır. Bunu unutmayın. Ne kadar çok okursak, ne kadar çok muhakeme yeteneğimizi, mantığımızı kullanmayı geliştirebilirsek, hukukçu olarak o kadar başarılı olabiliriz. Hangi alanı, hangi dalı olursa olsun. Ve bizim beceremediklerimizi inanıyorum sizler çok daha güzel haliyle yapacaksınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Onun için de teşekkür ediyorum. Yolunuz bahtınız hep açık olsun. Başarılarınız daim olsun. Ha, bu arada e, bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ben hakim olarak görev yaparken de aynı şeyi söylüyordum. Ee, bana ulaşabilirsiniz. Her zaman için takıldığınız şeyleri sorabilirsiniz. E, bundan sonra daha rahatım daha özgürce sorabilirsiniz. İşte onun için diyorum avukatlık gözgürlüktür. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Güzel temelleriniz diyecektim. için de çok teşekkür ederiz. Bu çok hafta sağ olun. bu kadar arkadaşlar. Size de çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yavaş yavaş oturumu sonlandırabiliriz. Çok sağ olun. Sağlıkla kalın.